Sevgili öğrenciler, size bir önceki dersimizde yönetim birimlerinden bahsetmiştim. Şimdi ülkemizdeki yönetim şeklinden bahsetmek istiyorum. Ülkemizin yönetim şekli cumhuriyettir. Biliyorsunuz bunu size birinci sınıftan bu tarafa anlatıyoruz. Cumhuriyet demek halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. Yani halkın kendi kendine yönetmesi nedir? Bizi yönetecek kişileri kendimizin seçmesidir. Bu güzel yönetim şeklini bize Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk armağan etmiştir. Tabii ki bunu armağan edinceye kadar bu 100 yıla yakın bir süredir biz Cumhuriyet'te yönetilmekteyiz. Ama bunun bir öncesi var. Bundan önce biz Osmanlı Devleti idik ve Osmanlı Devleti padişahlıkla yönetilmekteydi. Padişahlık tek elden yönetim şeklidir. Sadece padişahın dediği şeyler yapılır. İstekleri doğrultusunda hareket edilir. Bir de padişahlık yönetim şeklinde padişahlık babadan oğula geçen bir sistemdir. Ve Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yurdumuzu düşmanlar işgal etmişti. Mustafa Kemal, bunu gören Mustafa Kemal Atatürk yurdumuzu kurtarmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Tüm milletiyle haber gönderdi. Onlarla beraber oldu. Düzenli ordular kurdu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurabilmek için birçok savaşlar yaptı. 30 Ağustos 1922 yılında savaşı kazandı. Savaşı kazandıktan sonra 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyeti kurdu ve biz Cumhuriyeti her yıl 29 Ekim'de büyük coşkuyla kutlarız. Çünkü nedir? Cumhuriyet bizim için çok önemlidir diyoruz. Evet, devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te kuruldu. Bunları iyi öğrenmeliyiz çünkü sevgili çocuklar. İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'tü. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları kurdu. Son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet, Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 23 Nisan 1920. Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatması 19 Mayıs 1919. Yurdumuzun düşmanlardan kurtarışı 30 Ağustos 1922'dir diyoruz. Evet, aşağıdakilerin yenilik olanlarına gülen yüz koyalım, olmayanları işaretlemeyelim. Türk alfabesi kullanılmaya başladı. Doğru. Sadece belli bir gruba eğitim görme hakkı verildi. Yanlış. Kadınların seçme ve seçilme hakları ellerinden alındı. Yanlış. Yeni yollar, fabrikalar, barajlar yapıldı. Doğru. Evet. Kadının erkekten üstünlüğü kabul edildi. Yanlış. İnsanlar istediği yere yerleşme ve seyahat etme hakları kazandı. Doğru. Padişahlık yönetimine devam edildi. Yanlış. Halk kendisini yönetecek kişiyi seçmeye başladı. Evet. Eski ölçü bilimleri yerine yenileri kullanılmaya başladı. Evet. İnternet kullanılmaya başladı. O dönemde internet yoktu çocuklar. Evet. Ülkemizin yönetim şekli cumhuriyetti. Ülkemizi sevmeli ve değerlerimiz, milli değerlerimize sahip çıkmalıyız. Sahip olduğumuz kaynakları bilinçli kullanmalıyız. Eğitime önem vermeliyiz. Ülkemizdeki bilim insanlarının artması için çok çalışmalıyız. Enerji kaynaklarımızı tasarruflu kullanmalıyız. Yeniliklere açık olmalıyız. Vatanımızı ilerlemesi için çalışmalıyız. Evet, aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara, evet, Cumhuriyet 30 Ağustos 1920'de ilan edilmiştir, yanlış. Cumhuriyet yönetiminde
yönetiminde halk yöneticilerini seçer. Doğru. İlk Cumhurbaşkanımız Kazım Karabekir'dir. Yanlış. Atatürk'ün silah arkadaşıdır Kazım Karabekir. Cumhuriyet'in ilanıyla vatandaşlara bazı temel hak ve özgürlükler verilmiştir. Doğru. 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlarız. Doğru. Çevremizde bulunan güzellikler. Çocuklar, biliyorsun ülkemiz Türkiye çok güzel bir yer. Üç tarafımız denizlerle çevrili ve içinde yüzyıllardır, belki bin yıllardır çok uygarlık yaşamış bir ülkedir. Ve çevremizdeki her türlü güzellik, bunların içinde kültürel birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden ülkemizde birçok tarihi eserler bulunmaktadır. İbadet yerleri, saraylar, çeşmeler, müzeler, tarihi çarşılar, milli parklar, hamamlar, köprüler, bunları gerçekten gezmeye ve görmeye çok değer yerlerdir diyoruz. Bunlar günümüze kadar ulaşanlar olmuştur, vardır. Mutlaka ki sizler de gezip görmüşsünüzdür bazılarını. Evet, bir de ülkemizin kendiliğinden var olan güzellikler vardı. Mesela şelaleler, işte göller, mağaralar, akarsular, dağlar, bunlar da çocuklar doğal güzelliklerdir diyoruz. Çevremizde bulunan güzellikler, ülkemizdeki tarihi mekanlar. Örnek olarak bunlar birkaç tanesi: İstanbul Galata Kulesi, Trabzon Sümela Manastırı, İzmir Efes Antik Kenti, Konya Karatay Medresesi. Doğal güzelliklerimiz Denizli Pamukkale Traventenleri, Trabzon Uzungöl, Gümüşhane Karaca Manzaraları, Nevşehir Peribacaları gibi. Hepsi görülmeye layık yerler diyoruz. Evet, doğal güzellik olanları işaretleyelim diyor. Evet, bunlar yapay güzellik, doğal güzellik, yapay, evet, cami, bunlar da yapılma, bunlar da yapılma, burası da doğal güzellik. Evet, diğerleri insan eliyle yapılmış güzelliklerdir, camiler falan. Evet, tarihi, kültürel ve doğal çevremizi korumamız için yapmamız gerekenler. Evet, fotoğraf çekimi yaparken uyarılara dikkate almalıyız. Çünkü bazı yerlerde mesela gitmiştik, görmüştük, yere batan sarnıcında fotoğraf çektirmiyorlardı hatırlıyorsanız, beraber gezmiştik. Çünkü neden? Fotoğraf çekmek oradaki dokuya zarar vermektedir. Çöplerimizi atık toplama kutularında biriktirmeliyiz. Evet, tarihi eserlere zarar vermeden incelemeli ve gezmeliyiz. Gerektiğinde koruma altına almalıyız diyoruz. Trabzon'daki Uzungöl'ün zaman içinde geçirdiği değişimin sebeplerini açıklayalım diyor. Çocuklar, biliyorsunuz doğal güzellikler içindeyken Trabzon Uzungöl şu anda etrafı imara açılmış ve çeşitli yapılarla doldurulmuş, hiç eski güzelliğinden eser kalmamıştır. Açalım artık. Evet, zamanla insanlar tarafından yaşam alanlarının çoğalması, nüfusun artması, yerli ve yabancı birçok turistin gelmesiyle doğal güzelliklerin yerini yeni binalar, oteller, parklar almıştır. Evet, tarihi yerler, İshak Paşa Sarayı, Erzurum Çifte Minare, Topkapı Sarayı, Kastamonu Kalesi, evet, doğal yerlerimiz, Yedigöller, Uludağ, Ağrı Dağı, Kuş Cenneti, Düden Şelalesi, yanmış orası. Evet, Ağrı Dağı'ymış çocuklar. Bunlar da tarihi yerlerimiz, yani insanlar tarafından yapılmış, bugüne kadar gelmiş, bizim gezmemiz, görmemiz için yapılmış yerler. Bunlar da doğal olarak yapılan yerler, olmuş yerlerdir. Evet,
Yaşadığımız il İstanbul, yaşadığımız ilçe Sultan yaşadığımız ilçe Sarcaktepe. Okulumuzun olduğu yeri yazalım ama siz kendi evlerinizin olduğu yeri yazabilirsiniz. Mesela okulumuzun mahallesi Meclis Mahallesi. Valimiz Vahip Şahin. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Kaymakamımızı bilmiyorum çocuklar, muhtarımızı da bilmiyorum. Bunları öğrenip yazabilirsiniz. Ama bunlar bildiklerim. Evet, ilk seçilen Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet ilanından sonra kılık kıyafette değişiklik yapıldı. Trabzon'da bulunan Uzungöl doğal bir güzelliktir. Evet. Belediyeleri belediye başkanları yönetti. Kaymakam güvenlik güçleri eşliğinde ilçenin güvenliği için çalışır. Tarihi ve kültürel mekanlarımıza sahip çıkmalıyız. Yerel yönetim seçimler 5 yılda bir yapılır. Evet. Çok sevgili çocuklar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve ben de sizlere Morpa Kampüs'ten ödevlerinizi göndereceğim. Bunlara lütfen çalışın. Kitap okumayı da unutmayın aynı zamanda. Tatilimizi en iyi şekilde değerlendirirsek, okula döndüğümüz zaman eksiklerimiz olmadan bunu telafi ederiz.